Şimdi bakınız, ilginç bir makaleyi okuyacağım. Kendiniz düşünün. Şimdi önce bu makalenin NASA'ca hazırlandığı, NASA'daki bir heyet tarafından hazırlandığını ve Goddard Space Flight Center diye bir NASA'nın bir herhalde alt organizasyonun tarafından hazırlandığı ve tarihin de 2019 senesinin 20 Kasım'dan tarihlendiğini söyleyelim. Makaleyi yazan NASA'nın Goddard, şöyle yazıyor, Goddard yazılıyor. Çok kozmik işlerle uğraştıkları için demek ki Goddard demişler. Halbuki Goddard diye bir adamın soyadı o. Ama tabii öyle de yorumlayabilir, böyle bir hava vermişler demek ki Goddard. Yani çok kozmik işlerle uğraşıyoruz. Belki mesajını öyle veriyor, bilmiyorum. Şimdi Goddard diye bir adam var ama makaleyi yazan NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi. Makalenin çıktığı tarih 20 Kasım 2019. Bakınız demek ki bu coğrafi keşiflerin uzaya taşınması süreci, bir de enerji arayışlarının fezayı kolaçan etmesi. Fezadaki bir takım kaynakların yeni yeni anlaşılmaya başlanması gibi bir şeyle, bir trendle mütekabil gitmektedir. Bunu da not edelim, tarihe not düşelim. Öyle diyorlar. Ankara'nın televizyon programı. Biz de tarihe not düşelim, insanlık tarihine. Şimdiye değin ölçülmüş en yüksek enerji seviyesindeki gama ışınımı infilakı tespit edilmiştir. Kuvveti ise gözle algılanan ışığın 1 trilyon mislidir. Şimdi gözle algılanan ışık deyince, biliyorsunuz bizim gözümüz belli bir tayfun menzilindeki renkteki şeyleri seçiyor. Kızılın ötesini ve morun ötesini seçemiyoruz. Göz ışığı denilen muayyen frekanslar menzilindeki bir ışığı gözümüzde seçebiliyoruz. Onun dışındakiler var öyle ışınımlar ama bizce algılanmıyor. Bir takım cihazlarla algılanıyor. NASA'nın Hubble teleskobunca yapılan yeni gözlemlerde GRB-19011-4C kod adlarını demek ki teröristlere değil de göksel nesnelere veriyorlar. Şimdi bu belki ne olduğu tam anlaşılamayınca ona uygun bir kısaltmayı atıyorlar. Mesela 3 harfli GRB Gamma Ray Burst herhalde bu. 19011-4C kod adlı fevkalade kuvvetli gamma ışınımı kaynağı ve muhiti tetkik edilmiştir. Bu arada gamma deyince bu herhalde Yunan alfabesinin gaması. Alfabete gamma. 3. harfi. Yani böyle bir, onu da demek ki oradan almışlar. Gama ışınımı kaynağı ve muhiti tetkik edilmiştir. Temsili şemalara tasvir edildiği üzere gama ışınımı infilakları kainatta bilinen en kuvvetli ışınım infilaklarıdır. Bu kaynaklar enerjilerinin mühim bir kısmını gama ışıması görünümünde yayar. Bu ışımanın haiz olduğu enerji ise gözün algıladığı ışığın haiz olduğu enerjiden pek çok defa enerjiktir. Hubble'ın gözlemleri bilginlere şu intibaı vermektedir. Bilhassa bu ışımanın bu denli kuvvetli oluşu şu hususa bağlanmıştır. Çöken yıldızın fezadaki konumu maddenin pek yoğun olarak mevcut olduğu bir konumdadır. Nitekim 5 milyar ışık yılı mesafede bulunan bir gök adanın, yani galaksinin tam da merkezi bir konumundadır. Bu resmin alt yazısı ama ben bu resmin temsili bir resim olduğunu zannettiğim için akılları karıştırmak için göstermiyorum. Çünkü burada ışın kılıcına benziyor ama bu herhalde sanatkarların temsili olarak çizdiği bir şeydir bu. Böyle bir şey olmaz bence. Dolayısıyla onun sansasyon olmasın diye göstermiyorum. Bu telif hakkı ise NASA, ESA ve M. Hornmesser demiş. NASA'nın Hubble teleskobu astronomi bilginlerine kainattaki bilinen en kuvvetli ışımanın kaynağındaki konuma bir bakış atma imkanı sunmuştur. Enerjisi gözle görülen ışıktan 1 trilyon defa kuvvetli olan
gama ışınına, bunun hangi magnitütte olduğunu tasavvur edilmesi için şöyle düşünün ki, birkaç saniyelik bir müddette Güneş'in bir gök cismi olarak haiz olduğu düşünülen ömrü, yani 10 milyar senelik sürenin bütününde yapması mümkün. Işımanın yield demek lazım belki, yield magnitüdünden fazla bir magnitüdeki gama ışıması infilakı tespit edilmiştir. 2019 senesinin Ocak ayında bir küme teleskop fevkalade parlak ve hayli uzun süre faal kalmış bir gama ışıması infilakı kaynağını tespit etmiştir. Bu kümede, yani gözlemleyen teleskop kümesinde NASA'nın Swift ve Fermi teleskopları, Fermi bu İtalyanların nükleer fizikçisi, onun demek ismini vermişler. Swift, acaba başka bir yazarın ismi yoksa öylesine vermişler. Swift ve Fermi teleskopları ve Kanarya Adaları'nda konumlu MAGIC lakaplı Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov teleskobu. Atmosferdeki Cherenkov ışımasını tespit eden büyük teleskop bulunmaktadır. Gözlemin sağlamasının yapılması maksadıyla Hubble teleskobu, gama ışıması infilakı kaynağının feza muhitini rasat etmiştir. Öyle ki bu muazzam ışımanın sebebi ve işleyişi anlaşılsın. Birkaç saniyelik bir müddette Güneş'in bir gök cismi olarak haiz olduğu düşünülen ömrü, yani 10 milyar yıllık sürenin bütününde yapması mümkün ışımanın magnitüdünden fazla bir magnitüdeki gama ışıması infilakı tespit edilmiştir. Hubble'ın rasatlarından istidlal edilen şey, bilhassa bu ışımanın kaynağının konumunun fezadaki maddenin pek yoğun mevcut olduğu bir bölgede bulunduğudur. Daha hassas yapılmış bir tarihle söylenirse, 5 milyar ışık yılı mesafede bulunan bir gök adanın merkezi bölgesinde bulunduğudur. Bu durum pek de alışılagelik bir durum değildir ve bu ölçüdeki kuvvetli bir ışığın üretilmesinin sebebinin maddenin yoğunluğunun o muhitte fevkalade yüksek olması olduğu düşünülmektedir diye izah etmiştir Andrew Levan. Levan, Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'ndeki Matematik Enstitüsü'ndeki Astrofizik ve Parçacık Fiziği bölümünde araştırma ile vazifelidir. İspanya'daki Instituto de Astrofísica de Andalucía'daki, yani Andalus Astrofizik Enstitüsü'ndeki vazifeli Antonio de Ugarte Postigo şöyle demiştir. Astronom bilgileri hayli bir zamandır gama ışınının infilakı kaynaklarını gözlemleme gayretindedirler. Hubble'ın ışımanın kaynağının feza muhitine bakarak icra ve tespit ettiği esas ışımaya takaddüm eden nispeten az magnitütlü ışımalar hakkındaki bu en son gözlemlerinin gama ışıması kaynakları ve bunların feza muhitleri hakkındaki bilimsel idrakımıza faydalı katkılar sağlayacağını umuyoruz. Hubble'ın icra ettiği tamamlayan mahiyetteki gözlemler, gama ışıması infilakı kaynağının fezadaki konumunun pek kütlevi, yani masif, pek kütlevi bir gök adının merkezi bölgesinde olduğunu ifşa etmiştir. Araştırmada vazifeli bilginlerin beyanatına göre, bilginlerin rast geldiği gama ışıması infilakı kaynaklarının tipik ölçüdeki yoğunluğuna göre hayli yoğun bir muhitten gelmektedir. Öyle ki, üretilen ışımanın magnitüdünün bu denli fazla olmasının sebebi buna bağlanmaktadır. Gama ışıması infilakı kaynağının fezadaki konumu bir gökadada bulunuyor gibi gözükse de aslında bu hadise bir çift galaksiden birinin diğerine içerisine geçmesi, hal diye tarif edilmesi mümkün bir konumlanışa gelmeleri durumudur. Galaksilerin etkileşmesi, böylesi bir gama ışınının infilakının üretilip yayılımına sebebiyet vermiştir diye düşünülmektedir. GRB 190114C kod ismiyle tarif edilerek bilinen göksel nesneden tespit edilmiş ışınımın magnitüdü, şimdiye değin kainatta tespit edilmiş ışımaların magnitüdlerin oluşturduğu kümede en fazla magnitüde haizdir. Astronomi bilginleri bir hayli zamandır bu türden gama ışıması infilakı kaynaklarını gözlemleme gayretindedirler. Nitekim bu son tespitin kaydedilmesi
Araştırmada vazifeli bilginlerce astrofiziğin yüksek mantıklıkta ışıyan nesneleri tetkik eden şubesinde mühim bir tarihi dönemeç olarak telakki edilmektedir. Evvelki gözlemlerin bulguları şu hususa işaret etmektedir ki, bu mağduriyetteki bir enerjinin salınımının gerçekleşmesi ancak çöken bir yıldızdan yayınlanan maddenin süratinin, ışığın fezadaki süratinin, ışığın sürati 100 sayısı baz alınarak temsil edildiğinde 99,999 sayısı ile temsil edilen bir süratte olması halinde mümkündür. Yayınlanan madde, yıldızı ihata eden gaz küresinden hareket etmeye icbar edilir ki, bu zorlanma ile teşekkül eden kıvılcımlanma ile gama ışınımı infilakı hasıl olur. Evet, değerli Art TV dinleyenleri, izleyenleri, müdavimleri, bugün 22 Kasım 2019 Cuma. Şimdi benim bugünkü oturumda niyetim yine bir takım uzayla ilgili, astronomiyle ilgili bilim teknik haberlerine değinmek ve bunları yorumlamak daha ziyade. Şimdi yine bilim teknik haber bülteni denilebilecek bültenden gelen bir haberi, ilginç bir haberi ben bugün kısacık bir makaleyi çevirip akademik sitede yayınladım. Şimdi bu neden bahsediyor? Biliyorsunuz kozmosta bilginlerin esrarını anlamaya gayret ettikleri bir takım ışıma ve enerji kaynakları var. Şimdi bunların bazısı yıldız, bazısının ne olduğu pek bilinmiyor, meçhul. Şimdi ama anlaşıldığı kadarıyla, yani sezinlendiği ve ölçüldüğü kadarıyla kozmosta muazzam enerjiler yayınlanıyor ve bu yayınlanan enerjilerin yekûnunun küre-i arzdaki bütün enerji kaynaklarıyla mukayese ettiğimizde potansiyel olarak diyelim dünyadaki bütün o hidrokarbon, petrol, doğalgaz, şu kömür, hatta güneş enerjisi, nükleer enerji hepsini toplayın. Onun yekûnu devede kulak kalıyor. Şimdi sayılar korkunç. Şimdi besbelli ki henüz insanoğlunun fiili olarak bu kaynaklardan istifade etme çağı henüz gelmemiştir. Ama belli ki bir devir sonra gelebilir. Şimdi ama bunların bilimsel olarak incelenmesine faslasız devam ediyor. Ve ilginçtir ki daha ziyade beşeriyete tebliğ edilen mesaj ve propaganda da petrolün fevkalade mühim olduğuna vurgu yapılıyor. Halbuki en uç diyebileceğimiz bilimsel araştırmaların, en uç beyinlerin, en uç tekniklerin, fezanın en uç noktalarına bakılan mıntıkaların müşterek bir özelliği varsa bu da kozmosdaki ışımaların ve enerji kaynaklarının tetkik edilmesine, araştırılmasına, ölçülmesine, yoklanmasına ilişkin. Şimdi demek ki bu makaleyi okuyunca bu husus daha da tebarüz etmiş olacak. Hatta birçok bu konudaki araştırmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin Enerji Bakanlığı'nca finanse edildiği de biliniyor. United States Department of Energy. Şimdi demek ki bir yandan bu
Orta Doğu petrolleri ve kürenin orasında burasında bir takım kaynakların jeopolitik olarak ne kadar mühim olduğunu güya propagandası yaptırtılırken bir yandan da artık yavaş yavaş çağını doldurmaya başlamış şeylerin ama iktisadi olarak sömürülmesinin henüz sona ermesinin vakti gelmemiş kaynakları dünya halkları nezdinde propagandası yapılırken ve bütün dünya olayları bununla izah olunmaya çalışılırken güya aslında bilginler fezada birçok muazzam kaynakları keşfetmişler ama belki henüz gerekli tekniklerin kemale ermemesi, belki de siyasi ve iktisadi sebeplerden ötürü böyle bir şey istenmemesinden ötürü, belki de bizim bilmediğimiz başka sebeplerden ötürü bunlara henüz dokunulmuyor. Şimdi bakınız, ilginç bir makale okuyacağım. Kendiniz düşünün. Şimdi önce bu makalenin NASA'ca hazırlandığını, NASA'daki bir heyet tarafından hazırlandığını ve Goddard Space Flight Center diye bir NASA'nın bir herhalde alt organizasyonun tarafından hazırlandığı ve tarihin de 2019 senesinin 20 Kasım'da tarihlendiği söyleyelim. Gamma ray burst with highest energy ever seen. A trillion times more powerful than visible light. Şimdi önce bir orijinalini okuyayım ve sonra çevirdiklerini okuyayım. New observations from NASA's Hubble Space Telescope have investigated the nature of the powerful gamma ray burst GRB-190114C by studying its environment. Shown in this illustration, gamma ray bursts are the most powerful explosions in the universe. They emit most of their energy in gamma rays, light which is much more energetic than the visible light we can see with our own eyes. Hubble's observations suggest that this particular burst displayed such powerful emission because the collapsing star was sitting in a very dense environment right in the middle of a bright galaxy 5 billion light years away. Credit NASA, ESA and M. Kornmesser. NASA's Hubble Space Telescope has given astronomers a peek at the location of the most energetic outburst ever seen in the universe, a blast of gamma rays a trillion times more powerful than visible light. That's because in a few seconds the gamma ray burst emitted more energy than the sun will provide over its entire 10 billion life year. In January 2019, an extremely bright and long duration gamma ray burst was detected by a suite of telescopes, including NASA's Swift and Fermi telescopes, as well as by the major atmospheric gamma imaging Cherenkov or MAGIC telescopes on the Canary Islands. Follow-up observations were made with Hubble to study the environment around gamma ray outburst to find out how this extreme emission is produced. In a few seconds, the gamma ray burst emitted more energy than the sun will provide over its entire 10 billion year life. Hubble's observations suggest that this particular burst was sitting in a very dense environment right in the middle of a bright galaxy 5 billion light years away. This is really unusual and suggests that this concentrated location might be why it produced this exceptionally powerful light. Explained one of the lead authors, Andrew Levan of the Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics Department of Astrophysics at Radboud University in the Netherlands. Scientists have been trying to observe very high energy emission from gamma ray bursts for a long time, explained lead author Antonio de Ugarte Postigo of the Instituto de Astrofísica de Andalucía in Spain.
This new Hubble observation of accompanying lower energy radiation from the region is a vital step in our understanding of gamma ray bursts and their immediate surroundings. The complementary Hubble observations reveal that the gamma ray burst occurred within the central region of a massive galaxy. Researchers say that this is a denser environment than typically observed for gamma ray bursts and could have been crucial for the generation of the very high energy radiation that was observed. The host galaxy of the GRB gamma ray burst is actually one of a pair of colliding galaxies. The galaxy interactions may have contributed to the spawning the outbursts. Known as GRB190114C, some of the radiation detected from the object had the highest energy ever observed. Scientists have been trying to observe such very high energy emission from GRBs for a long time, so this detection is considered a milestone in high energy astrophysics, say researchers. Previous observations reveal that to achieve this energy, material must be emitted from a collapsing star at 99.999% the speed of light. This material is then forced through the gas that surrounds the star, causing a shock that creates the gamma ray burst itself. Şimdi bir de Türkçe çevirisini bir okuyayım. Makaleyi yazan NASA'nın Goddard, şöyle yazıyor, Goddard yazılıyor. Çok kozmik işlerle uğraştıkları için demek ki Goddard demişler. Halbuki Goddard diye bir adamın soyadı o. Ama tabii öyle de yorumlayabilir, böyle bir hava vermişler demek ki Goddard. Yani çok kozmik işlerle uğraşıyoruz. Belki mesajını öyle veriyor, bilmiyorum. Şimdi Goddard diye bir adam var ama makaleyi yazan NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi. Makalenin çıktığı tarih 20 Kasım 2019. Bakınız demek ki bu coğrafi keşiflerin uzaya taşınması süreci, bir de enerji arayışlarının fezayı kolaçan etmesi, fezadaki bir takım kaynakların yeni yeni anlaşılmaya başlanması gibi bir şeyle, bir trendle mütekabil gitmektedir. Bunu da not edelim, tarihe not düşelim. Öyle diyorlar. Ankara'nın televizyon programı. Biz de tarihe not düşelim, insanlık tarihine. Şimdiye değin ölçülmüş en yüksek enerji seviyesindeki gama ışınımı infilakı tespit edilmiştir. Kuvveti ise gözle algılanan ışığın 1 trilyon mislidir. Şimdi gözle algılanan ışık deyince, biliyorsunuz bizim gözümüz belli bir tayfun menzilindeki renkteki şeyleri seçiyor. Kızılın ötesini ve morun ötesini seçemiyoruz. Göz ışığı denilen muayyen frekanslar menzilindeki bir ışığı gözümüzde seçebiliyoruz. Onun dışındakiler var öyle ışınımlar ama bizce algılanmıyor. Bir takım cihazlarla algılanıyor. NASA'nın Hubble teleskobunca yapılan yeni gözlemlerde GRB190114C kod adlarını demek ki teröristlere değil de göksel nesnelere veriyorlar. Şimdi bu belki ne olduğu tam anlaşılamayınca ona uygun bir kısaltmayı atıyorlar mesela. 3x GRB Gamma Ray Burst herhalde bu. 190114C kod adlı fevkalade kuvvetli gamma ışınımı kaynağı ve muhiti tetkik edilmiştir. Bu arada gamma deyince bu herhalde Yunan alfabesinin gaması. Alfabete gamma. 3. harfi. Yani böyle bir, onu da demek ki oradan almışlar. Gamma ışınımı kaynağı ve muhiti tetkik edilmiştir. Temsili şemalara tasvir edildiği üzere gama ışınımı infilakları kainatta bilinen en kuvvetli ışınım infilaklarıdır.
Bu kaynaklar enerjilerinin mühim bir kısmını gama ışıması görünümünde yayar. Bu ışımanın haiz olduğu enerji ise gözün algıladığı ışığın haiz olduğu enerjiden pek çok defa enerjiktir. Hubble'ın gözlemleri bilginlere şu intibaı vermektedir. Bilhassa bu ışımanın bu denli kuvvetli oluşu şu hususa bağlanmıştır. Çöken yıldızın fezadaki konumu maddenin pek yoğun olarak mevcut olduğu bir konumdadır. Nitekim 5 milyar ışık yılı mesafede bulunan bir gök adanın yani galaksinin tam da merkezi bir konumundadır. Bu resmin alt yazısı ama ben bu resmin temsili bir resim olduğunu zannettiğim için akılları karıştırmak için göstermiyorum. Çünkü burada ışın kılıcına benziyor ama bu herhalde sanatkarların temsili olarak çizdiği bir şeydir bu. Böyle bir şey olmaz bence. Dolayısıyla onun sansasyon olmasın diye göstermiyorum. Bu telif hakkı ise NASA, ESA ve M. Horn mesela. NASA'nın Hubble teleskobu astronomi bilginlerine kainattaki bilinen en kuvvetli ışımanın kaynağındaki konuma bir bakış atma imkanını sunmuştur. Enerjisi gözle görülen ışıktan 1 trilyon defa kuvvetli olan gama ışınına bunun hangi magnitütte olduğunu tasavvur edilmesi için şöyle düşünün ki birkaç saniyelik bir müddette Güneş'in bir gök cismi olarak haiz olduğu düşünülen ömrü yani 10 milyar senelik sürenin bütününde yapması mümkün. Işımanın yield demek lazım belki. Yield. Magnitüdünden fazla bir magnitüdeki gama ışıması infilakı tespit edilmiştir. 2019 senesinin Ocak ayında bir küme teleskop fevkalade parlak ve hayli uzun süre faal kalmış bir gama ışıması infilakı kaynağını tespit etmiştir. Bu kümede, yani gözlemleyen teleskop kümesinde NASA'nın Swift ve Fermi teleskopları, Fermi bu İtalyanların nükleer fizikçisi, onun demek ismini vermişler. Swift, acaba başka bir yazarın ismi yoksa öylesine mi vermişler? Swift ve Fermi teleskopları ve Kanarya Adaları'nda konumlu MAGIC lakaplı Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov teleskobu. Atmosferdeki Cherenkov ışımasını tespit eden büyük teleskop bulunmaktadır. Gözlemin sağlamasının yapılması maksadıyla Hubble teleskobu gama ışıması infilakı kaynağının feza muhitini rasat etmiştir. Öyle ki bu muazzam ışımanın sebebi ve işleyişi anlaşılsın. Birkaç saniyelik bir müddette Güneş'in bir gök cismi olarak haiz olduğu düşünülen ömrü yani 10 milyar yıllık sürenin bütününde yapması mümkün ışımanın magnitüdünden fazla bir magnitüdeki gama ışıması infilakı tespit edilmiştir. Hubble'ın rasatlarından istibdar edilen şey bilhassa bu ışımanın kaynağını konumunun fezadaki maddenin pek yoğun mevcut olduğu bir bölgede bulunduğudur. Daha hassas yapılmış bir tarihle söylenirse 5 milyar ışık yılı mesafede bulunan bir gök adanın merkezi bölgesinde bulunduğudur. Bu durum pek de alışılageldik bir durum değildir ve bu ölçüdeki kuvvetli bir ışığın üretilmesinin sebebinin maddenin yoğunluğunun o muhitte fevkalade yüksek olması olduğu düşünülmektedir diye izah etmiştir Andrew Levan. Levan Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'ndeki Matematik Enstitüsü'ndeki Astrofizik ve Parçacık Fiziği bölümünde araştırma ile vazifelidir. İspanya'daki Instituto de Astrofísica de Andalucía'daki yani Endülüs Astrofizik Enstitüsü'ndeki vazifeli Antonio de Ugarte Postigo şöyle demiştir. Astronomi bilgileri hayli bir zamandır gama ışınının infilakı kaynaklarını gözlemleme gayretindedirler. Hubble'ın ışımanın kaynağının feza muhitine bakarak icra ve tespit ettiği esas ışımaya takaddüm eden nispeten az magnitütlü ışımalar hakkındaki bu en son gözlemlerinin gama ışıması kaynakları ve bunların feza muhitleri hakkındaki bilimsel idrakımıza faydalı katkılar sağlayacağını umuyoruz. Hubble'ın icra ettiği tamamlayan mahiyetteki gözlemler gama ışıması infilakı kaynağının fezadaki konumunun pek kütlevi yani masif pek kütlevi bir gök adanın
merkezi bölgesinde olduğunu ifşa etmiştir. Araştırmada vazifeli bilginlerin beyanatına göre bilginlerin rast geldiği gama ışıması infilakı kaynaklarının tipik ölçüdeki yoğunluğuna göre hayli yoğun bir muhitten gelmektedir. Öyle ki üretilen ışımanın magnitüdünün bu denli fazla olmasının sebebi buna bağlanmaktadır. Gama ışıması infilakı kaynağının fezadaki konumu bir gökadada bulunuyor gibi gözükse de aslında bu hadise bir çift galaksiden birinin diğerinin içerisine geçmesi hal diye tarif edilmesi mümkün bir konumlanışa gelmeleri durumudur. Galaksilerin etkileşmesi böylesi bir gama ışınının infilakının üretilip yayılımına sebebiyet vermiştir diye düşünülmektedir. GRB-190114C kod ismiyle tarif edilerek bilinen göksel nesneden tespit edilmiş ışınımın magnitüdü, şimdiye değin kainatta tespit edilmiş ışımaların magnitüdlerin oluşturduğu kümede en fazla magnitüde haizdir. Astronomi bilginleri bir hayli zamandır bu türden gama ışıması infilakı kaynaklarını gözlemleme gayretindedirler. Nitekim bu son tespitin kaydedilmesi araştırmada vazifeli bilginlerce astrofiziğin yüksek magnitüde ışıyan nesneleri tetkik eden şubesinde mühim bir tarihi dönemeç olarak telakki edilmektedir. Evvelki gözlemlerin bulguları şu hususa işaret etmektedir ki, bu magnitüdeki bir enerjinin salınımının gerçekleşmesi ancak çöken bir yıldızdan yayınlanan maddenin süratinin, ışığın fezadaki süratinin, ışığın sürati 100 sayısı baz alınarak temsil edildiğinde 99,999 sayısı ile temsil edilen bir süratte olması halinde mümkündür. Yayınlanan madde, yıldızı ihata eden gaz küresinden hareket etmeye icbar edilir ki, bu zorlanma ile teşekkül eden kıvılcımlanma ile gama ışınımı infilakı hasıl olur. Bu şeyde çıktığı adreste https://www.cjet.ile/gamma-ray-burst-bit-highest-energy-ever-seen-a-trillion-times-more-powerful-than-visible-light adresi de şu. Tabi muhtemelen benim amatörce gayretlerimle bildiğim bilgi kırıntısının yanı sıra daha neler var ama yani bu gibi şeylerin genellikle halktan uzak tutulduğu bir ülkede de bunları bilenler herhalde vardır. Türkiye'de de vardır. Ama demek ki onlar belki şeylerini kendilerine saklayınca bilgilerini bizim gibi belki haddini bilmeden meydana çıkanlar söz söylemek zorunda kalıyor ama ben eminim ki vardır öyle kişiler Türkiye'de ama işte bu şey var ya bilmesinlercilik halk bilmesin bilmesinlercilik şey felsefesi yüzünden biz de bir takım şeylerden mahrum kalıyoruz.